Efendim, güzel ve heyecanlı bir etap olacakmış gibi hissediyorum. İki masamıza da bol şanslar diliyorum. Teşekkürler. Ve şimdi Emre için 3. etabın ilk 5 harfli lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. B ile başlar. Beşir. B-E-Ş-İ-R. Beşir. Ne yazık ki o şekilde değildi. 4 deneme hakkımız var Beyza. Beşik. B-E-Ş-İ-K. Deneyelim. Beyaz. B-E-Y-A-Z. Beyaz. Bozuk. B-O-Z-U-K. Gelsin. Batıl. B-A-T-I-L. Batıl. Olamayacaktı. Neydi kesin? Bugün. İki masaya da bir şey veremedik. Beşir, benim çok sevdiğim, tabii de çok güzel dizileri olan Baran Akbulut'un ölümsüz bir karakteri vardı. Evet. Beşir, o belki o olabilir ama hani Beşer, Beşeri... Belki kaldım Emre. Biraz, o geldi aklıma, söylemek istedim. Süre de gidiyordu. Sağlık olsun. Nasip Beyza olmadı. Aslında oradan güzel bir avantajla kaldık ama... Bayağı denedim ama hiçbir şey çıkmadı. Ne yazık ki yakalayamadık. Kendi hakkımızda yakalarız Beyza. Umarım. Senin için şimdi bu etaptaki ilk 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım o kelimenin ilk harfi neymiş? Y ile başlar. Yanık. Y-A-N-I-K. Deneyelim. Yatak. Y-A-T-A-K. Yardım eder mi bize? T belki. Maalesef. Yemek. Y-E-M-E-K. Güzel. Gelsin. Oo. Yelek. Y-E-L-E-K. Yelek olabilir mi? Neden olmaz? Tebrikler Beyza. Uğur o kadar dikkatli seyrediyor ki seni. Güzel oldu. Bir 800 lira daha eklemiş olduk. Efendim şimdi Emre için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Emre, bunu yakalamamız lazım. Bilmem lazım. Yoksa bu taraftan bir şeyler gelebilir. Bakalım ne olacak. Bence halledeceğiz efendim Emre için. 3. etabın son 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. K ile başlar. Kesir. K-E-S-İ-R. Kesir. Kemer. K-E-M-E-R. Kelek. K-E-L-E-K. Deneyelim. Kesim. K-E-S-İ-M. Süreyi tazeleriz. Gelsin kesim. Şimdi son hakkımız. Kebir. K-E-B-İ-R. Deneyelim ama. Bir deneme hakkımız var Beyza. Kebap. K-E-B-A-P. Kebap olabilir mi? Büyük ve ulu anlamına gelen bir kelimeydi kebir. Burada kebaba da müthiş bir pas oldu. Evet, güzel pas attı. Ben mesela B'ye gelene kadar kebap bende yoktu. Evet. Teşekkür ederiz Emre. İkinci pasımız oldu Uğurlara, bakalım. Bir pas daha gönderdik. Beyza, tebrik ediyorum tabii ki. Şimdi efendim Beyza için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. V ile başlar. Vakum. V-A-K-U-M. Vatan. V-A-T-A-N. Vatan. Vatka. V-A-T-K-A. Gelsin. Olmayacak. Yok.
Vakit. V-A-K-İ-T. Vakit. Bir dilim hakkımız var Emre. Vatoz. V-A-T-O-Z. Bize de öyle geliyor. Vatoz olabilir mi? Ne de olmaz. Bize derken aynı zamanda Uğur'u kastediyordum. Bana öyle gelmedi. İki de yakalamıştım ben. Bence Uğur bakarak, yani efendim o bir şekilde yani o zihnine girebileceğini düşündü bir noktada. Evet. Dedi ki uzun süre enerji vatoz gönderdi arkadan ama olmadı. İçimden tekrarladım. Uzun süre bir vatoz gönderdi sana muhtemelen. Ama bu vatoz burada Emre'nin işine yaradı ve 400 lira daha kasaya eklemiş olduk. Bence en azından güzel kelimeler türettik. Az bir ödül gönderdik. Ancak şimdi 10.200 liradayız, 12.750 liradayız. Bütün bu dengeyi birazcık değiştirebilecek o noktadayız efendim. Ortak puzzle kelimemiz gelecek 10 harfli ve değeri 4.000 liradan aşağı düşmeye başlar. İlk harfi gördüğünüz anda varsa cevap butonunuza basabilirsiniz. O halde 3. etabın 10 harfli ortak puzzle kelimesini getirelim ekrana. İpucu cümlemiz de tam şöyleymiş, buyursunlar. Bakış açısı demişiz, P ile başlar. Emre? Perspektif. Perspektif olabilir mi? Neden olmaz? Hızlı bir cevap oldu. Biraz risk almam gerekiyordu. Doğru. Filiz'i de rahatlatmam gerekiyordu biraz. Bilmiyorum, Filiz rahatladım, ona bakacağız ama. Umarım rahatlamıştır. Beyza hızlı geldi. Evet, çok hızlı geldi. Tebrikler. Tebrikler. Teşekkür ederim. Efendim, gördüğünüz gibi bu puzzle kelimeler işi oldukça değiştirebiliyor. Şimdi 13.800 lirayla Filiz ve Emre öne geçtiler. 12.750 lirayla Beyza ve Uğur hemen arkalarından takipteler. Oldukça heyecanlı altı harfler oynayacağız. O halde sizleri arkaya doğru uğurlarken biz Uğur'u ve Filiz'i masalara davet edelim. Buyursunlar. Uğur, aslında Beyza çok güzel yarıştı. Evet. Kelimeler de çok iyiydi. Orada bir puzzle kelimede biraz daha hızlı geldi Emre. Ama şimdi de siz öyle çok ufak bir 1050 liralık bir farkla arkadasınız. Toparlarız. Kesinlikle toparlanabilir. Filiz, Emre öyle böyle derken bir şekilde... Geriden geldik ama toparladım. Emre böyle yapıyor, halleder. Tamam, yapar diyor. Buradan da çok güzel bir şekilde finale gelebilirsiniz. Evet. İkinize de bol şanslar diliyorum. Teşekkür. Ve efendim Uğur için 3. etabın ilk 6 harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Ş ile başlar. Şaşkın. Ş-A-Ş-K-I-N. Deneyelim. Şerbet. Ş-E-R-B-E-T. Şerbet gelsin. Güzel. Şecere. Ş-E-C-E-R-E. Şecere. E'nin yerini bulduk. Şefkat. Ş-E-F-K-A-T. Ş-E-F-K-A-T. Gelsin. A da varmış. Şemale. Ş-E-M-A-L-E. Deneyelim. Bir deneme hakkımız var Filiz. Şelale. Ş-E-L-A-L-E. Şelale olabilir mi? Şu yüzden şaşırdım. Şefkat'ten sonra ben şelaleyi yakaladım. Şemale gibi değişik bir kelime gelince şaşırdım biraz. Arkası da rahatmış. Bu sefer de pas güzel bir şekilde geldi efendim. Ve Filiz de çok güzel tamamladı. Bir 400 lira 400 lira dedi. Kasaya ekledi. Aile bütçesidir Filiz. Evet, doğru. 400 değil, yuvayı kesmek dişi lazım. Kuş yaparmış. Kesinlikle öyle. Ama şimdi bakalım Filiz kendi hakkında ne yapacak efendim? Filiz için 3. etabın ilk 6 harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi P. Pergel. P-E-R-G-E-L. Deneyelim. Portal. P-O-R-T-A-L. Portal. Portal.
Pürmüz. P-Ü-R-M-Ü-Z. Pürmüz. Ne yazık ki yardım etmedi. Pirana. P-İ-R-A-N-A. Gelsin bakalım pirana. Son hakkımız. Bir deneme hakkımız var Uğur. Pirene. P-İ-R-E-N-E. Pirene mi? Pirinç. Pirene, yani Beyza'nın da bakışlarında gördüğünüz gibi bilemediğimiz bir kelimeydi ama Filiz'den geç de olsa cevap geldi. Pirinç efendim. Bana da öyle geliyor. Çünkü bir tek orada iyi, ben de hani iyi yerleştirdikten sonra o NC biraz bizi zorladı. Evet. Yan yana gelmesi. Pirana'dan sonra bilir diye tahmin ettim ama nasıl? Ben de yakalayacağını düşündüm Uğur. E'ye odaklandım. Beyza, ne diyorsun pirene kelimesi hakkında? Sesli harflere odaklanmayalım sadece diye konuşmuştuk evde ama. Arkadan bir evdeki gibi geldi. Olmuyormuş her zaman. Güzel geldi efendim. Gayet iyi gidiyoruz. Zararı yok. Şimdi efendim Uğur için bu etaptaki son altı harfi lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? L ile başlar. Leylak. L-E-Y. L-A-K. Deneyelim. Lastik. L-A-S-T-I-K. Lastik. Güzel. Laktoz. L-A-K-T-O-Z. Deneyelim, yardım eder mi? Filiz, bir deneme hakkımız var. Laptop. L-A-P-T-O-P. Laptop. Tebrik ediyorum. Doğru cevap olarak kabul ediyoruz. Çünkü hani ağlı kodladığın için laptop deyip. Yani laptop tabii aklımıza evet, ben, benim çok kafam var karıştı. Mıydı yok muydu? Uğur, sana mesela gelmiş miydi hakkına? İngilizce olarak yoktur diye, TDK'da yoktur diye düşünmüştüm. Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğünü bu şekilde geçmiş ama ben yine de dizüstü kelime, dizüstü bilgisayar kelimesini daha çok seviyorum. Güzel bir karşılık olarak. Ama burada bize bir 800 lira getirmiş oldu. Şimdi efendim Filiz için bu etaptaki son altı harfi lingo kelime ekrana gelsin. Bakalım onun ilk harfi neymiş? Y ile başlar. Yardım. Y-A-R-D-I-M. Gelsin. Yargıç. Y-A-R-G-I-Ç. Süreyi tazeleriz. Yapıcı. Y-A-P-I-C-I. Yapıcı. Güzel bir deneme olabilir mi? Yakıcı. Y-A-K-I-C-I. Yakıcı olabilir mi? Yazıcı. Y-A-Z-I-C-I. Yazıcı olabilir mi efendim? Neden olmasın? Tebrik ediyorum. Bence yapıcı çok güzel bir kelimeydi. Yani benim mesela asla yaklaşamayacağım bir kelimeydi. Yapıcı da bize yazıcıyı zor da olsa getirdi ve kasaya 400 lira daha ekledi. Şöyle bir bakıyorum. 15.400, 12.750 lira. 2.650 liralık bir fark var. Yani aslında efendim biraz öncenin durumuna çok benzer bir noktadayız. Ben bunun için daha fazla yorum yapmıyorum. Bizim seyircilerimiz de bence sizinle seyrederken en çok hoşunuza giden anlardan birindeyiz. Şu anda tabii stressiz yaşıyorsunuz ama biz gayet keyifle seyrediyoruz. Bu 11 harfli ortak puzzle kelime yarışmanın kaderini belirleyecek. Peki ipucu cümlemiz nasılmış? Hadi buyursunlar. Havanın ruhsal durumunu inceleyen bilim dalı demişiz. Mail başlar. Uğur. Meteoroloji. Meteoroloji dedi. Neden olmasın?
özellikle dikkatle dinledim. Meteoroloji diyerek çok da güzel bir şekilde telaffuz etti kelimeyi. Ve 4000 lirayı kasaya ekledi. Oldukça hızlıydı Filiz. Benim ruhsal durumumda biraz kafam karıştı. Ruhsaldan başka bir şey olabilir mi acaba dedim ama değilmiş. Biliyorsun tam buralarda biraz dolan başlı yerlerden evet. geliyor kelimelerimiz. Efendim bu cevapla birlikte kasasını 16.750 liraya taşıyarak Beyza ve Uğur bugünün finalistleri oldular. Tebrik ediyorum.